Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 27. hafta dün oynanan tek maçla başladı. Gelin şöyle bir haftanın programına birlikte göz atalım. Yılport Samsun Spor Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçmeyi başardı. Haftanın ilk maçında bugün saat 13.30'da Mondium Kayseri Spor MK Ankara Gücü'nü ağırlayacak. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir. 19'da Tümosan Konya Spor Atakaş Hatay Spor maçları oynanacak. Ve günün bir diğer mücadelesinde yine saat 19'da Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yarın 13.30'da MS Yapı Sivas Spor, Siltaş Yapı Pendik Spor. 16'da Babakars Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor. Trabzonspor Yukatel Adana Demirspor ve saat 19'da İstanbulspor Beşiktaş maçları oynanacak. Pazartesi saat 20'de Galatasaray Biteksen Antalya Spor mücadelesiyle 27. hafta tamamlanacak. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi hemen ana sayfalara bakarak başlayalım. Sür manşette transfer haberlerini ağırlıklı olarak görüyoruz. Ve tabii ki Fırtınaya Süper Panzer, onun dışında biraz rakiplerden bahsedilmiş. Kanarya'ya zorlu rakip Union Saint-Gilloise, Kartal yüksek uçacak. Taraftarlar Santos'tan hücumda daha cesur olmasını bekliyor şeklinde haberler var bugün Fotomaç gazetesinde. Biraz daha alt kısma inelim. Kaldırın kafanızı, Okan Buruk futbolculara seslendi. Sparta Prag maçını unutun, kaldırın kafanızı, bizde hedef bitmez. Şimdi tüm gücümüzle ligde şampiyonluk için savaşacağız. Ayrıca kupayı da biz kazanacağız dedi. Hemen sağ tarafına baktığımızda Fener'e Martial müjdesi başlıklı bir haber görüyoruz. Manchester United, Sarı Lacivertli kulübün ilgilendiği Martial'e sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmayacağını bildirdi. 28 yaşındaki golcünün boşa çıkması kesinleşince Fenerbahçe Sportif Direktörü Branko hemen kolları sıvayarak Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçti diyor haber. Şimdi Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakacağız. Fanatik ana sayfada da Belçika'nın en etkileyici takımı şeklinde bir Union Saint-Gilloise değerlendirmesi var. Gazeteci Jürgen Geril'den alınmış bu yorum. Saint-Gilloise şu anda ligde 8 puan farkla lider ve Belçika'nın en etkileyici takımı konumunda. Fiziksel olarak güçlü, savunmada sert, direkt ve hızlı bir şekilde dikine hücum etmeyi seviyorlar. Motive olduklarında yenemeyecekleri bir rakip yok. Eşleşmedeki en kilit nokta ise şu, bu turnuvaya önem verecekler mi yoksa ligi mi düşünecekler diye de sorulmuş. İlk maç 7 Mart'ta oynanacak deplasmanda diyelim ve bakalım diğer haberlere de. Okan Buruk Sparta Prag'a kaybetmelerini böyle yorumladı başlıklı bir haber yine bu sayfada. Sorumlusu benim, transferler değil. Elenme nedeninin sağ ya da sol bek olmadığını söyleyen Aslı'nın hocası, takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da benim, transfer geldi gelmedi diye yorumlamamak gerekiyor dedi. Şimdi biraz detaylara girelim. Sabah gazetesine bakacağız. Berkay Turan imzasıyla Icardi'ye kötü haber başlıklı bir haber görüyoruz ki az önce bültende biz de paylaşmıştık bu haberi. Ankara Gücü maçında yaptığı iddia edilen hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'ın Arjantinli forveti hakareti nedeniyle 41. madde uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Bu maddeye göre Icardi'ye 2-5 maçtan men cezası çıkabilir. Cimbom'un önündeki 5 karşılaşma ise şu şekilde: Antalya Spor, Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Beşiktaş, Rize Spor ve Kasımpaşa. Köln artık sahada, Orye'de derbiye şeklinde sağ bek ve sol bek oyuncularının son durumlarından bahsedilmiş değerli izleyenler. Ve sayfanın en altında da beklediğine değmedi başlıklı bir haber görüyoruz. Devşirme beklerle Avrupa'da rakibine diş geçiremeyen Cimbom'da sezon başından bu yana yapılan hatalar özetlenmiş. 8 numara transferi uzun süre bekledi. Onun yerine Zaha, Tete, Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı deniyor. Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı denmiş. Kontenjan dolunca Dubois geri çağrılma maddesi koyulmadan ve ücretinin çoğu ödenerek Başakşehir'e kiralandı.
Angelinho ile yolların ayrılacağı 2 ay önce kesinleşti ancak Köln Avrupa listesine eklenemedi. Ve Bayern Münih'e satılan Sacha Boey'nin yerine Orye transfer edildi. Fil dişi sahilli Sabek turnuvadan sakat döndüğü için henüz oynayamadı. Ve devşirme oyuncularla Avrupa arenasına çıkılınca takımlarda Sparta Prag'da hatayı kesti. Mehmet Özcan imzalı bir haber. Hürriyet gazetesine baktığımız zaman Ergin Ataman'la yapılan tam sayfa bir röportajı görüyoruz. Mehmet Aslan yapmış röportajı. Fenerbahçe'yi çalıştırmam çünkü Galatasaray'a başkan olacağım şeklinde çok dikkat çeken açıklamaları var. Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman'ın Atina'da kendimi Manchester United teknik direktörü gibi hissediyorum demiş Ataman. Burada bir Türk olarak koçluk yapmak çok keyifli. Beni kurtarıcı Türk gibi gördüler. Türkiye'de iki kez Euroleague şampiyonu oluyorsun. İnsanlar saygı duymuyor. Buradaysa farklı. Bana ayrı bir sempati duyuyorlar. Bir İtalyan ya da Fransız koç gelseydi bu kadar ilgi görmezdi. Panathinaikos'ta acayip bir spor kültürü var. Maçlara gelip Türkçe teşekkür ediyorlar şeklinde değerlendirmesi var. Ergin Ataman'ın ben ayrıldığımdan beri Galatasaray basketbolda çöküş yaşıyor şeklinde yine sarı kırmızılı takımla ilgili bir yorum yapmış. Milli takımda en büyük sorun NBA oyuncularının yokluğu diyor. Bir de Atina'daki hayatına dair gittiğim restoranda ya da kafede para almıyorlar cümlesi de dikkat çekici. Evet devam edelim. Akşam gazetesine de şöyle bir göz atacağız. Fenerbahçe'de sarı alarmı başlıklı bir haber. İç sahada 9 puan kaybeden Kanarya 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kritik müsabaka öncesi sarı lacivertlilerde 5 isim kart sınırında. Fred ise riske edilmeyecek diyor haber değerli izleyenler. Geçen hafta sınırda olan Tadiç, Şimanski, Batshuayi ve Cikuya Rize deplasmanında Cengiz Ünder de eklendi. Evet onun dışında Kanarya'ya kapalı kutu, Abubakar 12 maç sonra 11'e şeklinde diğer takımlardan dikkat çeken haber başlıkları da var. Bir sonraki saat diliminde hepsine detaylıca bakacağız. Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte bakacağız. Hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış. Fenerbahçe'ye Belçika lideri haberini görüyoruz. Sarı lacivertliler muhtemel rakipler arasından en zor olanını çekti demiş Fotomaç. Fenerbahçe Konferans Ligi sonun 6 turunda Belçika lideri Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 7 Mart'ta deplasmanda oynanacak. Takımın yıldızı Amoura 3-5-2 ile sahada oluyor. 20 maçtır kaybetmiyor gibi detaylara da yer verilmiş. Takımın değeri ise 66 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Hemen sağ tarafa baktığımızda Kadıköy'de seri zamanı başlığıyla bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçına dair detayları da görüyoruz değerli izleyenler. Çaykur Rize'yi deplasmanda yenerek Alanya beraberliği sonrasında 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe bugün de Kasımpaşa'yı mağlup ederek yeni bir seri başlatmak istiyor demiş haber. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin 2. sayfasına bakacağız. İlk olarak Metin Karabaş imzasıyla bir transfer haberi görüyoruz. Preciado listeye girdi şeklinde. İki maçta da Galatasaray'ın sol kanadına darmadağın eden ve iki gol atan Sparta Prag'ın sağ beki Preciado, Okan Buruk'un yeni sezon transfer listesine ilk sıradan girdi. Orye'de sezon sonu yolcu deniyor. Sağ bek sol bek değil takım olarak kaybettik başlığıyla devam edelim. Sparta Prag'ı her iki kanatta da durdurmakta zorlanan Galatasaray'da geciken transferlerin elenmeye yol açtığına dair eleştirileri yanıtlayan Okan Buruk, kaybetmemizin nedeni sağ bek sol bek değil takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da hoca olarak benim. Seviyemizin altındaydık artık hedefimiz 3 kupa şeklinde konuştu mücadelenin ardından Okan Buruk. Ve sayfanın en altına baktığımızda gerçek cehennem başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Prag'a elenmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Çekya gazeteleri ilk maçta kaybettikleri İstanbul'daki atmosfere gönderme yaparak işte gerçek cehennem manşetlerini atarken İngilizler maç sonu yaşananları çirkin görüntüler ifadeleriyle yayınladı.
Ve Sabah gazetesinin 17. sayfasına bakacağız şimdi. Belçika'da Yener, İstanbul'da turlarız Uğur Çem imzasıyla. Fenerbahçe Konferans Ligi sonun 6 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Sarı Lacivertli ekip, Belçika Ligi'nde lider olan rakibiyle ilk karşılaşmayı 7 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanşsa 14 Mart'ta Kadıköy'de. Gürcan Bilgiç'ten de kısa bir görüş alınmış. İki maçta da favori biziz diyor Gürcan Bilgiç. Bir de Galatasaray'a Hodri Meydan başlıklı bir haber görüyoruz bu sayfada. Ona da bakalım. Şampiyonluk yarışını yorumlayan Tadiç iddialı açıklamalarda bulundu. Sırp basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmadı. Taraftar bu unvanı heyecanla bekliyor. Galatasaray da çok güçlü, 2 puan öndeler ama biz kendimize inanıyoruz dedi. Dzeko merak ediliyor, oynayacak mı oynamayacak mı, takımdan ayrı çalışmıştı. Oynarım hocam, sorun yok başlığını görüyoruz. Sakatlığıyla korkutan Dzeko, hocası İsmail Kartal'a garanti verdi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kasımpaşa karşısında %100 performansla sahada olacağım demiş Edin Dzeko. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Hürriyet gazetesinin 15. sayfasına bakacağız. Icardi PFDK'da derbide oynaması tehlikede. TFF Hukuk Kurulu Galatasaraylı Yıldız'ı hakaret gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderdi. PFDK bir iki gün içinde olağanüstü toplantı yapıp dosyayı karara bağlamazsa pazartesi Antalya maçında oynayabilecek Icardi. Suçlu bulunursa 2 ila 5 maç arası ceza alabilecek ve Beşiktaş derbisini bu durumda kaçıracak. Aslını Avrupa dışında bırakan 7 kritik hata başlıklı bir haber yine görüyoruz. Bir önceki saat diliminde Sabah gazetesinde de Mehmet Özcan imzasıyla benzer bir haber vardı. Burada da özellikle Kerem, Icardi, Zaha ve Tete'nin vasat olduğuna vurgu yapılmış. Beraberlik yetiyordu, neden bu taktikle sahaya çıkılmadı diye soruluyor. Sol beke takviye gecikti. Yine sağ bekte de yanlış bir transfer yapıldı, savunmuş. Etkisiz Kerem'de ısrar edilmesi yine vurgulanıyor. Ve Icardi'nin de 90 dakika oynadığı ama varlığıyla yokluğu birdi şeklinde bir değerlendirmeyle bu habere konu olduğunu görüyoruz. Süleyman Arat'ın haberine de bakalım bu sayfada. Fenerbahçe endişli rakibi çekti başlığıyla. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi sonun 6 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Selahattin Baki diyor ki genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kura'da en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Hocamızın iyi ders çalışmasıyla turu geçeceğimize inanıyoruz diyor. Milliyet'e de hemen bakalım. Belçika'nın parlayan yıldızı yine hemen hemen bütün gazetelerde Union Saint-Gilloise ile ilgili haberler görüyoruz doğal olarak. Belçika temsilcisi en parlak dönemlerinden birini yaşarken kendiliklerinde Anderlecht'in 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Bir de aynı sayfada rakiplere değil kendimize bakalım şeklinde İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantının detaylarını görüyoruz. 5 oyuncu ceza sınırında, Tadiç, Şimanski, Ciku ve Cengiz Ünder dışında Batshuayi'de oynayıp kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmandaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş'a geçeceğiz. Siyah beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, Galatasaray derbisi öncesi oynanacak İstanbulspor maçında sarı kart ceza sınırındaki bazı oyuncularını yedek bekletecek. Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Siyah beyazlılar çarşamba günü ise Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'u konuk edecek. Raşitsa. Raşitsa ceza alanına gönderdi. Muleka! Topalarda gol! Siyah beyazlı takımda İstanbulspor maçı öncesi 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Semih Kılıçsoy, Jetson Fernandes, Artur Masuaku, Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amarty, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege kart görmeleri durumunda 3 Mart pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Fernando Santos'un hem kendileri için çok önemli olan kupa maçı hem de derbiyi düşünerek ceza sınırındaki bazı isimleri İstanbulspor karşılaşmasında yedek soyundurmanın planlarını yaptığı belirlendi. Portekizli hocanın özellikle Semih Kılıçsoy, Jetson Fernandes ve Artur Masuaku'yu korumaya alabileceği öğrenildi. Semih, Jetson ve Masuaku'yu kupa maçında ve derbide 11'de oynatmak isteyen Santos'un bu oyuncuları pazar günü kulübeye çekmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi. Masuaku'nun kart sınırında olmasının yanı sıra diz ağrıları da devam ediyor. Santos bu planını uygularsa İstanbulspor maçında Bahtiyar Şimdi bir gazete turu daha yapacağız ve bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Yine başlayalım Fanatik gazetesiyle, Beşiktaş sayfasıyla. Golcü'de bir numara Luke de Jong haberi dikkat çekiyor. Orhan Yıldırım'ın haberi. Sezon sonunda hücum hattını sil baştan yenileyecek Beşiktaş ilk hedefini Luke de Jong olarak belirledi. PSV forması giyen 1.88'lik golcü için tüm şartlar zorlanacak. Teknik direktör Fernando Santos'un onay verdiği yıldız isim için kesenin ağzı da açılacak deniyor. Bir taraftan da stoper transferi için de yoğun bir mesai harcandığı söylenmiş. Sayfanın en altına gelelim. Abubakar'ı hırs bastı. Siyah beyazlılarda çalkantılı bir dönem geçiren Kamerunlu yıldız dünkü idmana damga vurdu. Konya karşılaşmasında oyuna girerken taraftarın tepkisine maruz kalması sebebiyle üzgün olan Abubakar, çift kale maçta 7 gol atıp İstanbul maçında ilk 11 için görev istedi diyor haber. Teknik direktör Santos'un da bu duruma olumlu baktığı söylenmiş. Şimdi Fotomaç gazetesinin Trabzonspor sayfasına geçelim. Fırtına 2 yeteneği takipte sol üst köşedeki haber. Brezilya basını Trabzonspor scout ekibinin Sport Recife takımının 17 yaşındaki sağ beki Lima ve 20 yaşındaki merkez orta sahası Mateus'la ilgilendiğini yazdı. Şimdi Royce bombası haberine hemen şöyle bir bakalım. Trabzonspor yeni Marek Hamsik'i Almanya'da buldu. Karadeniz devi Borussia Dortmund'un 34 yaşındaki dünya ünlü orta sahası için devreye girdi. Avcı ile görüşen Marco Reus için eski takım arkadaşı Thomas Müller de aracı oldu diyor haber. Evet, devam ediyoruz. Sabah gazetesinin 15. sayfasında hem Trabzonspor hem Beşiktaş haberi mevcut. Önce Ogün Şahinoğlu imzasıyla fragmanı kupa sahnesi derbi haberine bakalım. Ben sana bu bakar kendisine Galatasaray maçına hedef koydu. Yarın İstanbulspor karşısında ikinci yarıda takıma dahil olması beklenen Kamerunlu yıldız, kupadaki Konyaspor mücadelesinde tam hazır hale gelecek. Oyuncunun en büyük isteği ise derbide ilk 11'de sahaya çıkmak. Santos'un oyuncuyla yakından ilgilendiği söylenmiş. Abubakar son golünü 8 Ekim'de kaydetti diye bir hatırlatma da mevcut. Sol kısımdaysa Mateus ve Lima iddiası haberini burada da görüyoruz. Yunus Emre Sel imzasıyla Brezilya basını Trabzonspor'un iki genç oyuncuyu takibi aldığını yazdı. Bu arada Mavililerin 17 yaşındaki sağ bek Pedro Lima ile özellikle ilgilendiği ve genç futbolcu için fiyat araştırması yaptığı belirtildi. Şimdi Milliyet gazetesinin 16. sayfasına geçelim ve sayfanın en altına gelelim. Gol bile atamadılar başlıklı bir haber Cengiz Malgır imzasıyla. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos göreve geldiğinden bu yana ligde 3 deplasman maçına çıktı. Bunlardan sadece 1 puan çıkarırken takım gol bile atamadı. Portekizli çalıştırıcı İstanbulspor maçıyla bu şanssızlığı yıkmak istiyor demiş haber. Ayrıca bugün takımın kampa gireceğinden de söz ediliyor. İdmandan da bir fotoğraf paylaşılmış. Takvim 13'e de bakalım. Beşiktaş'tan Kamara takibi. Siyah beyazlılar Young Boys'un stoperini mercek altına aldı. Samet Aybaba Gineli futbolcuyu canlı olarak izliyor. Ve Kartal'ın iki gözdesi Beşiktaş Süper Lig'in iki yıldızını transfer listesine ekledi. Siyah beyazlılar Gaziantep'te kiralık forma giyen Rumen golcü Deniz Draguş
ve Sivasspor'un forveti Ray Mana'yı yakından takip ediyor denmiş. Santos'un da bu iki isme de sıcak baktığı belirtiliyor. Masuaku müjdesi kutusuna da hemen bakalım. İdman'da sakatlığını atlatan Masuaku'nun da olması teknik heyeti sevindirdi şeklinde bir haber yine dikkat çekiyor. Evet değerli izleyenler, gazete turumuzu tamamlıyoruz ve şimdi Skype bağlantımızla devam edeceğiz programımıza. Suat Umurhan'la şöyle bir 27. haftayı değerlendirelim. Suat, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, 27. hafta başladı ve bugün de Fenerbahçe Kasımpaşa karşısına çıkacak. Doğrudan nasıl bir karşılaşma beklediğini sorarak başlamak istiyorum. Çünkü Kadıköy'de özellikle puan kayıpları yaşayan bir Fenerbahçe'den söz ediyoruz. Bu şanssızlığı da bir taraftan kırmak isteyecek. Birazdan kadroyu da konuşuruz ama önce nasıl bir maç bekliyorsun? Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi biraz Fenerbahçe'ye doping olacaktır. Çünkü ilk başta sonuçta Fenerbahçe taraftarına bir daha pozitif yansıdı bu olay. Bunun da sahaya yansıyacağını bekliyorum. Bir büyük destek olarak. Kadroda değişiklikler neler olur elbette ki konuşuruz ama ben iyi bir taraftar baskısıyla o Fenerbahçe'nin ilk başlarda maçı koparma yoğun stresli oyunu, rakibi baskıya zorlayan oyunu, hataya zorlayan oyunuyla beraber erken gelen bir golle birlikte eğer mümkünse bayağı bir farklı skora doğru gider. Ama Kasımpaşa oyunu tutması halinde ki son haftalarda inanılmaz bir çıkışta ve onların da artık Avrupa yarışına neredeyse yani 3 puanlık bir fark kaldı. En öndeki, önlerindeki Trabzon ve Beşiktaş'la aradaki farkı bayağı kapattılar. Hani o da unutulmasın, öyle çok lay lay lon bir karşılaşma olmayacak ama erken gol Fenerbahçe'nin işlerini daha da kolaylaştırır. Aksi halde de Kasımpaşa'nın direnci daha da artacaktır. Şimdi Fenerbahçe'de son haftalarda malum İsmail Kartal tercihleri üzerinden eleştiriliyor. Her ne kadar bir önceki hafta yaptığı hamlelerle maçı kazanmış olsa da genelinde böyle bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. İsmail Kartal'a karşı. Şimdi bu noktada aslında bugün tercih edilecek isimler çok kritik. Dzeko'nun bir sakatlığı vardı. Oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Eğer oynamayacaksa yerine kim olabilir? Serdar'ın öne çıkan bir performansı var. Batshuayi zaten formda. Onun dışında Fred konusu acaba iyileştiyse oynatılmalı mı yoksa tam olarak hazır hale gelene kadar bekletilmeli mi sorusu da masada duruyor. Orta sahada acaba kim olabilir? Krunic mi, Mert Hakan mı soruları ve elbette kanatta İrfan Can mı, Cengiz mi? Son haftalarda en fazla yapılan tartışma. Sen nasıl bir kadro ve nasıl bir oyun bekliyorsun? Gel orta sahadan başlayalım birlikte. Krunic büyük beklentiyle gelip çok zayıf kalan transferlerin başında geliyor ki kağıt üstünde iyi bir transfer, hani onları zaten hep konuştuk ama diğer tarafta İsmail Krunic biraz hücum aksiyonlarında zayıf kaldı. Bu tabii ki ön tarafı da etkiliyor. Hep konuştuğumuz Szymański'deki düşüşün de Fred sonrası faktörlerinden biri bu. Bunu yaparken de savunmada çok mu iyi bir ikili oldu? Asıl problem orada. Yenilen gollerde de hataları özellikle Krunic'in öne çıktı. Bu sebepten de ben Krunic'in bir haftalığına şöyle bir kulübeye çekilip formda Mert Hakan'a şans vermenin o bölgede biraz daha en azından forma adaleti ve Mert Hakan'daki çıkışı desteklemek adına olumlu olacağını düşünüyorum. Sahadaki o Krunic'in donuk pozisyonunu Mert Hakan'la özellikle iç sahada daha da hareketlenecektir. Diğer tarafta Tadic ve Dzeko eğer sakatlıkları yoksa sahada olacaktır ve olmalıdır da. Yani bu oyuncuları hem de hafta içi maç oynamadan geçtiğiniz bir dönemde oynatmaktan başka çareniz yok. Burada bir de şöyle bir durum var. Eğer Dzeko sakat ve oynamayacaksa ki ben oynayacağını düşünüyorum, biliyorum. Batshuayi mi, Serdar mı? İşte orada da asıl farklı bir durum var. Yani hoca geçen hafta Batshuayi değil Serdar'ı tercih ederek taktik açıdan Rize'de bir hamle mi yaptı yoksa artık benim ikinci forvetim mi dedi, ona da biraz bakacağız ki Batshuayi burada asıl öne çıkan isim olacaktır. Diğer tarafa baktığımızda da İrfan Cengiz ikilisinden İrfan'ın öne çıktığını söyleyelim. Cengiz'in daha o maç yoğunluğunu, maç temposunu kaldıramadığını, daha fazla durarak oynadığını da unutmayalım. Kasımpaşa dirençli bir takım çünkü. Şimdi istersen muhtemel 11'imizi de bir rica edelim arkadaşlarımızdan. Acaba gerçekten düşündüğümüz gibi bir tablo mu var şu an itibariyle? Elbette maç saatine kadar değişebilir ama şu an arkadaşlarımızdan
gelen bilgi doğrultusunda Livakovic kalede, Osayi, Çağlar, Ciku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, İrfancan, Tadic, Şimanski ve Ceko tahmin ettiğimiz gibi bir 11 evet, yani çıkacak gibi görünüyor. De... Bizim de aklımıza mantığımıza sığan 11 eşleşmişiz. Fazla bir değişiklik beklemiyorum ama şu yorumu da yapalım. Şimanski yerine İrfan'ı kaydırıp orada sağda da Cengiz'i kullanmak gibi bir iki deneme ya da iddia varmış idmanlardan kaynaklı. Ben bunun da eğer yapılırsa büyük bir hata olacağını ve Şimanski'yi kaybetmek gibi bir durumla söz konusu olabileceğini düşünüyorum en azından kısa vadede. İsmail Hoca'nın böyle bir şeye gireceğini de düşünmüyorum. Şimanski sizin net oyuncunuzdur. Mert Hakan'la o bağı, o iletişimi biraz daha kurar. Biraz daha önde topla buluşursa tekrar o skorer günlerine geri döner. Bir de İrfan Can'ı derbide orta sahada kullanmayı düşünmüş, tercih etmiş ve oradan bir verim de alamamıştı İsmail Kartal. Onu da hatırlatmakta aslında fayda var. Ya İrfan'ı... biraz geride oynatıp kurun için o İsmail'in o bölgelerinde olursa zayıf kalıyor. Ama forvet arkasında 10 numara gibi çok oynamıştı var. 9,5 numarada çok oynamıştı var. Zaten kariyer çıkışı Başakşehir'de o aşamalarda yaşandı. Ama şu anda çok iyi bir sağ açığınız var. Ve bunu orta sahaya yardım ederek de yapıyor. Durağan oynamıyor. Yani iyi bir döneminde İrfan Can'ı çok fazla bekletmenin de Fenerbahçe'nin yararını olacağını düşünmüyorum. Rakibi de belli oldu Fenerbahçe'nin. Ondan da istersen biraz bahsedelim. Union Saint-Gilloise Belçika'da önemli bir takım. Lider konumda şu anda. İyi de futbol oynuyor. Nasıl bir rakip ve sence nasıl bir tur bekliyor Fenerbahçe'yi? İstemeyeceğiniz tipte bir takım. Yani orada Ajax'ı falan da çekebilirdi Fenerbahçe. Bence daha iyi olurdu. Daha böyle en azından ne yapacağınızı bilip Ajax'a karşı önlemleri alabilirdiniz. Burada Fenerbahçe... Kağıt üstünde favori ama gördük ki Sparta Prag maçında da Galatasaray hep favoriydi. Priske iki maçta da Galatasaray'ı favori göstermişti. Sonuç öyle olmadı. Son 3-4 yılın çıkıştaki Belçika ekibi ve iyi de gidiyorlar. O yüzden ben iki maçında yani bir hayli şöyle diyeyim skor anlamında çok düşük seviyede ve her golün çok fazla önemli olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Fenerbahçe öyle kolay bir kura çekmedi. Herhalde onu düşünen de yoktur. Bu aşamadan sonra zaten herkes zor olacaktı ama hani daha makul takımlar arasında bence zor bir kura. Peki istersen şöyle bir iki cümleyle hemen haftanın maçlarını da değerlendirelim Suat seninle. Haftaya Galatasaray derbisi oynayacak. Beşiktaş ve İstanbulspor'la karşılaşacak. Galatasaray'da Avrupa'dan elendikten sonra Antalyaspor gibi zor bir rakiple karşı karşıya gelecek. Bu iki maç hakkında da şöyle birkaç cümle rica edeyim senden. Tabii ki Galatasaray için bence en kritik virajlardan biri. Sonuçta kötü bir yenilgi aldınız. Kötü oynayarak, moraliniz düşerek hani öyle son anda kaçan bir yenilgi değil, açık bir farkla mağlup oldunuz. O yüzden Antalya maçında muhtemelen taraftar desteğinin nasıl geleceğini, bazı oyunculara nasıl aksedeceğini bakacağız. Ben burada taraftarın takıma sahip çıkıp şampiyonluk için artık lige odaklanma yolunda böyle bir planlama yaptığını biliyorum. O yüzden de Galatasaray klasik iç saha baskısı, klasik rakibi hatalara zorlayan, özellikle Kerem'in, Mertens'in daha etkin olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Icardi'nin bir var bir yok performansları burada artık sonuca varıp daha böyle net skora yönelik oynayacaktır. Bunun dışında da Galatasaray maçında ben hani Antalya'nın iyi bir takım ama son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadığında unutmayalım. Orta sahası öyle çok dirençli değil. Stoper hattında büyük problemler yaşıyorlar. O yüzden Galatasaray için eğer biraz maç normal yolunda giderse galibiyetle sonuçlanabilir. Diğer tarafta Beşiktaş derbisi için de elbette ki Beşiktaş camiasının bir ayağa kalkma, toparlanma maçı, taraftarının gönlünü alma maçı olacaktır. Öyle normal hani Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl olacaksa Galatasaray Beşiktaş Dolmabahçe'deki maçta öyle olacak. Bu arada hemen Icardi'yi sorayım, PFDK'ya sevk edildi ve 2 ila 5 maç arası ceza alabileceği söyleniyor şu an itibarıyla. Bu durumda Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali de yüksek gibi şu an görünen tabloda, ne dersin? Çok değişik bir sevk, açık konuşalım. Yani tedbirsiz sevk edilmesi ortada net bir şeylerin olmadığını gösteriyor. Çünkü bunun gibi pozisyonlar, bu tip olaylarda 41. maddede hep
daha net görüntüler görerek biz görmüştük ve onlar tedbirli sevk edilmişti. İşte Samet Akaydın örneği var geçen seneden. Bunlar unutulmasın. Burada tedbirsiz sevk ediliyor. Ha, ama şu da bir iddia. Tedbirsiz sevk edildi. Ceza aldığı zaman Beşiktaş derbisini de kaçıracak. Böyle de bir durum var. Yani biraz kapalı ilerliyor sanki olaylar. TFF'nin, PFDK'nın biraz daha açık olup olayı uzatmadan, yani öyle bizim toplanma günümüz illa şu gün illa bugün demeden, yani ceza varsa ceza verilmeli. O zaman şu benim aklıma geliyor. Antalyaspor'un günahı ne? Yani eğer Icardi'ye uzun süreli bir ceza verecekseniz Antalyaspor maçında niye oynuyor? Yani ya da ceza vermeyecekseniz de bunu hızlı bir şekilde açıklayıp ortadaki o psikolojik baskıyı, evet bu bir psikolojik baskıdır sonuçta oyuncu bazlı ve Galatasaray'ın en önemli şampiyonluk yolundaki oyuncusu, bunu da ortadan kaldırmak lazım. Biraz işleri bu teknoloji çağında daha hızlandırırsak cezayı vermek ya da vermemek aşamasında öyle kağıt işlerini, evrak işlerini, öyle toplanma günlerini bırakıp hızlı bir karar herkes için daha makbul olacaktır. Çok fazla görüntünün umarım PFDK'ya ulaştığını varsayarak hareket ediyorum. Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını da konuşalım istersen. Galatasaray derbisi öncesi çok fazla ceza sınırında oyuncu var. Aslında Santos nasıl tercihler yapacak, kimi oynatacak, kimi risk etmeyecek, bu merak ediliyor. Bir taraftan çok merak edilen bir Aboubakar konusu var. Hemen bu karşılaşmayı da şöyle birkaç cümleyle değerlendirelim istersen. İstanbulspor artık Sayın Hoca'sının da açıklamalarıyla beraber böyle yavaş yavaş bir alt lige doğru giderken, hani keyifli futbol, takımın adına layık bir futbolla gitme çabasında. Beşiktaş için bu avantaj, özellikle bu cezalar açısından avantaj, sert yoğunlukta bir karşılaşma olmayacaktır. Bu sebeple de ben Beşiktaş'ın Galatasaray maçı öncesi, kupa maçları öncesi bir moral bulacağı mücadele bekliyorum. Taraftarın da yavaş yavaş takıma alışacağı, yeni hocaya alışacağı bir seri galibiyetler lazımdı. Bunlar da her geçen maç ortaya çıkıyor. Aboubakar konusu, sezon sonuna kadar ne kadar faydalanacaksanız faydalanacaksınız. Beşiktaş'ı nereye kadar taşıyorsa taşıyacaktır. Çok büyük bir golcü. Biraz toparlandığı zaman maçın değil ligin seyrini değiştirecek bir karakterde futbolcu. Muhtemelen de onu monte edeceklerdir son haftalarda kullanmak adına. Burada cezalı isimlerin de, yani ceza sınırındaki isimleri de değerlendirerek Sayın Santos maç koparsa erkenden bayağı bir değişikliğe gidecek. Peki. Suat, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz akışımızdan. Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılışını Yılport Samsun Spor Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 yenerek yaptı. Maç sonu açıklamaları gelin birlikte izleyelim. Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Haldun Domaç'la Süper Lig'in 27. haftasını konuşacağız. Haldun Domaç, günaydın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize de iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, şimdi haftanın maçlarını konuşacağız. Bugünün maçıyla hemen başlayalım. Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşılaşacak. Birazdan 11'i isteyeceğim. Kadro üzerinden de konuşuruz elbette ama önce nasıl bir maç bekliyorsunuz? Buradan başlayalım. Ya Fenerbahçe açısından Rize'deki galibiyet bir moral oldu. Onu özellikle vurgulayarak başlayayım. Ve Fenerbahçe'nin tabii ki dominant oynayacağı bir karşılaşma izleyeceğimizi söyleyebilirim. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Fenerbahçe evinde oynadığı maçlarda doğru plan, doğru strateji konusunda zaman zaman yanılgıya düşüyor, hata yapıyor ki bunu son iki maçta net bir şekilde gözlemledik. Samsunspor ve Alanyaspor maçlarında öne geçtiğinde oyunu tutamadı ya da farkı açabilecek pozisyonları bulduğunda son vuruşta bitiriciliği yapamadı. Bu tür sorunlar yaşıyor. Şimdi Kasımpaşa da ligin yükselen değerlerinden biri. Özellikle deplasman maçlarında Trabzonspor'u yendi, Adana Demirspor'u yendi. Yani çabuk geçiş hücumu yapabilen ayakları var ve özellikle orta alanda çok üretken bir orta alanı var. Onu da vurgulamam gerekiyor. Aytaç Karay'la Hayredinovic'in form durumları çok iyi noktada. Özellikle Aytaç Kara uzaktan şutlarıyla bütün takımları tehdit eden bir oyun oynuyor ki beklentilerin çok üzerinde bir gol seviyesine de ulaştı. 12 gole ulaştı. Hayredinovic'in de
özellikle asist noktasında çok önemli katkısı var takıma. Yani kolay bir rakip değil. Yani şöyle söyleyemeyiz. Yani Kadıköy'de oynanıyor. Kadıköy'de oynanan her maçta Fenerbahçe çok rahat bir şekilde kazanır noktasında değiliz. Ve şunu da vurgulamam gerekiyor. Kadıköy maçları biraz daha Fenerbahçe için kabus oluyor diyebilirim. Şimdi bunu kırmak için oynayacak Fenerbahçe. Tabii ki maçın başında gelecek goller, belki gol demiyorum, goller oyunun daha farklı bir boyuta gitmesini sağlayabilir. Burada söyleyeceğim en önemli nokta, ki sen de kadro gelecek dedin az sonra, ki benim kadromla aynı mıdır bilemiyorum ama benim düşüncemle mutlaka hocanın düşüncesi arasında da bazı farklılıklar oluşuyor. Onu da vurgulamam gerekiyor. Hemen karşılaştıralım o zaman. Gelsin muhtemel 11'imiz ekrana ve acaba İsmail Kartal kimleri tercih edecek? Livakovic, Osayi, Çağlar, Ciku, Ferdi, İsmail Mert Hakan Şimanski orta sahası. Kanatlarda da İrfan Can, Tadiç ve Dzeko. Fred'i görmüyoruz. İyileşti haberi, bilgisi var elbette ama zannediyorum bir 30. haftaya kadar riske edilmesi beklenmiyor. Eğer kötü bir sonuç, beklenmedik bir durum olmazsa. Sizin kafanızdaki 11 ile bu 11 arasında ne gibi farklar var? Şimdi burada bu 11 Mert Hakan'ı koyuyor. Ama hoca genelde bir tutkulu bir kadro bağımlılığı var hocanın. Onun için de hani acaba soru işareti, hani ben de bu kadrodan yana olmakla birlikte acaba şunu düşünüyorum, yine Rade Krunić ile başlar mı diye bir soru işareti kafamda var, söyleyeyim. Fred konusuna gelince, Fred konusunu net bir şekilde şöyle özetleyebiliriz. Fred Hatay maçını kendisine hedef maç olarak seçmişti sağlık açısından. Ben bu maçta da sonradan oyuna girerek biraz bir 15-20 dakika maç kondisyonu kazanması için bir çaba sarf edileceğini düşünüyorum. Ama hani bu kadro tamamdır. Yani benim açımdan da herhangi bir problem yok. Belki de şöyle bir değişiklik yapar mı diye düşündüm. Ama bu daha mantıklı ve makul görünüyor. İrfan Can'ı 8'e çekip acaba Cengiz'i oynatır mı diye de bir düşüncem vardı. Çünkü geçen haftayla bu haftayı kıyasladığımızda farklılık şurada. Zeminin çok farklı özellikleri var. Cengiz'in de bu tür maçlarda anahtar oyuncu olma ihtimali, şansı yüksek. Onun için böyle bir ihtimal olabilir. Ama genelde kadronun böyle olacağını, Osay Samuel'in döneceğini, Ferdi'nin sol kenara geçeceğini düşünebiliriz. Ama şunu da vurgulamak lazım, bakın sevgili Ezgi, yani o kadar çok seçeneği var ki hocanın, yani Bonucci'yi konuşmuyoruz bile, yani böyle bir durumumuz söz konusu. Osterwolde'nin son haftalardaki formunu konuşmuyoruz bile. Özellikle ön taraftaki oyuncularla ilgili soru işaretlerini farklı bir boyuta getirebilir. Mesela son haftaların en iyi performans veremeyen oyuncusu Şimanski'yi kesebilir mi? Yani Şimanski'yi hamle oyuncusu olarak kullanabilir mi? O zaman ne yapabilir? Oraya İrfan'ı çekebilir, kanata Cengiz'i koyabilir. Bunlar tabii seçenekler, bunlar hocanın elindeki avantajlar, kadro zenginliğinin getirdiği avantajlar. Eğer avantajları iyi kullanabilirseniz sizin lehinize oluyor. İyi kullanamazsanız aleyhinize bir durum oluşturuyor. Bunu da vurgulamam lazım. Şimdi Fred konusunda riske edilmeyecek dedik. Dzeko'da da benzer bir durum aslında söz konusu. Şöyle benzer bir durum. Takımla antrenmanlara çıkmadı Dzeko ve acaba birkaç hafta yaşı itibarıyla daha sezonun sonlarına doğru daha fazla verim alabilmek adına acaba Dzeko'yu da bir maç veya iki maç dinlendirmeyi tercih edebilir mi İsmail Kartal? Ezgi, seninle yaptığımız bu programların çoğunda şu cümleyi kullandım ben son haftalarda. Yani ben olsam Batshuayi ile başlarım ama hoca Dzeko ile başlar diye söylemiştim. Bunu niye böyle söylüyorum? Az önce senin söylediğin noktadan hareket ederek söylüyorum. Oyuncuların bir kas yorgunluğu olabiliyor yaş ilerledikçe, ki anladığım kadarıyla da Dzeko'da bir kas yorgunluğu var. En azından şunu yapabilirsiniz, yani benim düşüncem, Batshuayi ile başlarsınız, sonrasında son 30 dakikada bir hamle oyuncusu olarak koyup, bir de rakip savunmalar biraz daha yorulduktan sonra hem oyuncunuzu bir 60 dakika dinlendirmiş olursunuz, hem de onlar yorgunken oynatırsınız. Şimdi
Niye tutkulu diyorum, bu cümleyi kullanıyorum. Hoca nedense bir tutkulu kadro bağımlısı. Yani böyle bir şey var. Yani Dzeko varsa oynar, Szymański varsa oynar. Hayır, oyuncunun performansı oynar, ismi oynamaz. Mesela Tadić konusunda da aynı şeyi söyleyebilirim. Hani bana kalsa orada da bir radikal değişiklik yapması lazım. Bir muhafazakarlıktan yola çıkmaması lazım. Tadić'i kenara çekersiniz. Hadi oraya Cengiz'i koyarsınız ya da ne bileyim İrfan Can'ı koyarsınız. Cengiz'i öbür kenara koyarsınız. Ama onlar rotasyona giriyor. Cengiz, İrfan Can rotasyona giriyor. Ama Tadić ve Dzeko kesinlikle rotasyona girmiyorlar. Bunu söylemek lazım. Bu da bence tutkulu bir bağımlılık oluşturuyor ve Fenerbahçe için de sıkıntı oluyor. Bakın eğer bu işte bu tutkusunu devam ettirseydi Rize'de İsmail Kartal'a övgü dolu sözlerin birçoğu yergi olarak dönecekti. Ne yaptı orada? 3 oyuncu değiştirdi. Mesela başlama bugün Szymański ile daha bir doğru olabilir. Yani ben Dzeko konusunda şunu söylüyorum, 3 haftadır söylüyorum. Evet, oyuncunun kimliği, kalitesi, kariyeri bunlara baktığımız zaman gerçekten çok üst düzeyde. Yani daha hani derler ya, daha dün şurada Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Tamam, ama bir de oyuncunun yorgunluğu var, performans düşüklüğü var. Yani bütün bunları da dikkate almak gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla İsmail Kartal bunları değil, oyuncunun kariyerini dikkate alıyor. Ben hani kişisel kanaatim Szymański'nin de Dzeko'nun da dinlendirilmesi, kenara çekilmesi, yani tabii ki Dzeko dinlendirilecek, Szymański de performans dönüşü için kenarda bekletilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen Avrupa'yı da konuşalım. Union Saint-Gilloise ile eşleşti Fenerbahçe. 7 Mart'ta da ilk maçı deplasmanda oynayacak. Yani görece herkesin bir kura çekiminde favorisi olur. Union Saint-Gilloise'nin kimsenin favori takımı olduğunu zannetmiyorum bu eşleşme konusunda. Bu anlamda kura şansı ile ilgili, Fenerbahçe'nin rakibiyle ilgili, ilk maçın deplasmanda oynanacak olmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aslında Selahattin Baki bize bağlandığında, yani Aspor'a bağlandığında çok enteresan bir cümle kullandı. Genetik bir kura şanssızlığımız var dedi. Gerçekten de hani kimi istemezsiniz dense istenmeyecek takım Saint-Gilloise'ydı. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Neden böyle? Bir kere Avrupa'da yükselen bir değer, onu söyleyelim. Ve biz, yani pek çok Avrupa takımına göre ters gelecek bir özelliği var. Genç bir takım, koşan bir takım, tempolu bir takım ve kompakt oynayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir yapı oluşturmuş Alman hoca Blesin, iyi bir yapı oluşturmuş, onu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi takımın 3-4-1-2 gibi bir oyun düzeni var. Bu oyun düzeni içerisinde bir makine intizamıyla oynuyorlar ki Liverpool'u devirmeleri, Eintracht Frankfurt'u elemeleri tamamen bunlarla bağlantılı bir durum. Ve taşları çok iyi yerine oturtmuşlar bireysel olarak da. Şöyle söyleyeyim, ön tarafta oynayan iki oyuncu var. 3-4-1-2'de ya da 3-5-2-1'e, 3-5-2'ye dönüyorlar. Mesela Nilsson'la Amura oynuyor. Çok dikkat çekici bir nokta. Bizim bir dönem tutkuyla bağlandığımız Nihat Kahveci formülü sanki orada işliyor. Bir uzun oyuncu Nilsson, 1.96 boyunda. Yanında da 1.70'lik kısa Amura ve gol noktalarında müthiş oynayan bir Amura. Yani şöyle oluyor, bir duvar olarak savunmalarla mücadele eden bir Nilsson, hemen yanında da o boş alanları çok iyi kullanan, değerlendirebilen bir çabuk ayak Amura. Yani bu dikkat edilmesi gereken. Yani bunlara niye anlatıyorum? Hani korkalım, çok tehlike, eyvah Fenerbahçe elendi diye anlatmıyorum. Yani bir sistemi olduğunu anlatıyorum. Bir de kuzey ülkelerine yakın bir futbol oynuyor. Alman teknik direktör, ama onu da söyleyeyim. Mesela orta sahalarında Norveçli Rasmussen, forvette de İsveçli Nilsson. Biz niye kuzey ülkeleri dedim? Çünkü kuzey ülkeleri
bize ciddi manada sıkıntı oluşturuyor. Kuzey ülkeleri ve kuzey ülkeleri futbolu diyorum. İşte Sparta Prag ve Kopenhag Galatasaray açısından bakalım, unutmayalım. Yani bunlar daha takım bütünlüğü içerisinde hareket ediyorlar ki bu da ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır bizim. Bir de Puertes'ten bahsetmemiz gerekiyor. Hani bir 10 numara olarak müthiş iş yapıyor, bireysel oyuncuları söylüyorum. 15 asisti 5 golü var ki müthiş bir rakam bir 10 numara için. Yani bütün bunlara baktığımızda zorlu bir kura çektiğini söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Tabii zorlu bir kura çekti ama şimdi bir de karşı tarafa geçip bakalım. Yani öbür taraftan da bakmamız lazım. Cilva tarafından baktığımızda ya rakipte Tadic var, işte Dzeko var. Fred var, işte Avrupa'nın yine parlayan yıldızlarından Ferdi var, Szymański var falan diyorlar. Onlar da öyle bakıyorlar tabii ki. Yani keşke bize Fenerbahçe çıkmasın dediklerini de düşünüyorum ben. Ama netice itibariyle bizi bekleyen en büyük tehlike kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Üçlü savunma oynuyorlar. Bu bize çok sempatik ve sıcak gelmiyor. Onu da vurgulamak istiyorum. Netice itibariyle zorlu iki maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Ülke puanı açısından da çok değerli maçlar olacak. Onu da vurgulayayım. Peki. Hardun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bu haberle Sabah Sporu'nu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.